Hocam, sağlık çalışanlarımızla ilgili şu anda herhangi bir yeni bir yaptırım var mı onlarla ilgili? Yani sağlık çalışanlarımız zaten yapabileceklerini çağırıp maksimumunu yapıyorlar. Tükenmişlik sendromu işaretlerini fazlasıyla vermeye başladılar. Artık olay birinci derecede sorumlu olması gereken sağlık çalışanlarını geçti. Filyasyon ekiplerindeki görevlendirilmiş diş hekimleri bile feryat ediyor. Yetişemiyoruz diyorlar. Yetişemiyoruz. Yani filyasyon ekipleri bize verilen adreslere erişmekte güçlük çekiyoruz diyorlar. Bizim burada çözümü devletten, çözümü sistemden, çözümü doktorlardan, hastanelerden beklemeyi bırakıp bir an önce bu meşhur üçlü tedbiri süratle altılı tedbire çıkarmamız lazım. Vardı ya üç savunma hattımız, üç tane bekçimiz vardı, neydi? Maske ortada, evet. Sağda mesafe, solda hijyen. Şimdi o üçlü savunma sistemi yetmiyor Çağla. Artık üç yeni hocam. Oyuncu daha almamız lazım savunmaya. Hı-hı. Bu oyunculardan bir tanesi misafirlikleri durdurmamız lazım. Evimize misafir almamamız, misafire gitmeyi yasaklamamız, önlememiz. Bizim kendi kendimizi yasaklamamız lazım. Alacağımız ikinci oyuncu süratle ve süratle çok önemli. Yeniden baştan evden çıkma, evde kal kampanyasının düğmesine basmamız lazım. Üçüncüsü de daha önce söylemiştim, havalandırma. Yani bulunduğumuz mekanları kışta da olsak hava akımı sağlayacak şekilde virüs hareketliliğini meydan verebilecek bir havalandırmayı devreye sokmamız lazım. Kesinlikle hocam. Yine bunları konuşacağız, daha da belki detaylandıracağız ama Almanya yönetimi bireysel olarak koronavirüse karşı nasıl kahraman olabileceğimizin reçetesini açıkladı. Hep birlikte izleyelim. Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute. Ich war gerade 22 geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz, als die zweite Welle kam. 22. Diesem Alter will man doch feiern. Studieren, jemanden kennenlernen als sowas oder mit Freunden einen trinken gehen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir all unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. Tage und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Couch war die Front und unsere Geduld war unsere Waffe. Ja, wissen Sie, manchmal muss ich fast ein bisschen schmunzeln, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Das war unser Schicksal. So wurden wir zu Helden. Damals. Diesem Corona-Winter 2020. Çok güzel bir anı. Evet, bunu özellikle dün rica ettim koyalım diye Çağla. Nedeni şu, bir takım akıl evveller bizim işin başından beri rica ettiğimiz 65 yaş üstünü korumaya alalım çalışmalarını sabote ettiler. Niye bizim üstümüze geliyorsunuz? 65 yaşa yazık değil mi? 20 yaş altına yazık değil mi? Mesele şu Çağla. 20 yaş getiriyor, 65 yaş kapıyor. 65 yaş kaptığı zaman da maalesef onları hayatta tutamıyoruz. Bu çalışma diyor ki ben 3 aydır 4 aydır gazetede burada hep söylüyorum. Böyle bir kişiyi bizim çıkarmamız televizyona. Yani bizim çıkarıp insanlara dizilerdeki sağlık oyuncularımızdan faydalandık artık o yetti deyip böyle bir gerçek şahsiyeti çıkarıp arkadaş evimiz cephemizdir. Evimiz cephemizdir. Sabrımız silahımızdır. Sloganlarını devreye sokmamız lazım. Bunu ben tekrar tekrar gazetede de burada da tekrarlayacağım. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey sabırdır. Bu virüsün gidebilmesi için onu sokakta bırakmamız lazım. Sokağa gidip onu kucaklamamız değil, sokakta onu yalnızlığa terk etmemiz lazım. Onun da yolu beyefendi gayet güzel söylüyor. Koltuğumuz diyor bizim silahımız diyor. Kanepemiz bizim silahımız diyor. Sabrımız bizim silahımız diyor. Lütfen bunu halkımıza tekrar tekrar bizden birisiyle
ve daha detaylı bir şekilde. Belki daha değil mi hocam? Ne kadar etkili ya. Ben mesela buradan bile acayip etkilendim. Evet, etkilendim. Evet, evet ben iki gün önce izlediğim zaman tüylerim diken diken oldu. Evet. Ve ben buradan tekrardan sevgili Sağlık Bakanımıza bu mesajı gönderiyorum. Kamu spotlarımızı evet. süratle değiştirelim. Kesinlikle. Sayın valilerimize, belediye başkanlarımıza rica ediyorum. Başka işleri bırakalım. Bütün billboardlarımızı bu tür spotlarla dolduralım. Maskenizi indirmeyin. Evet. Misafir kabul etmeyin. Biraz misafirliğe gitmeyin. Biraz cesaret edin. Evet, bitecek, gidecek ama evet, çabuk evet, bitip gitmesini var. İstiyorsak, daha çok yasak gelmesini istiyorsa, gelmesini istemiyorsak, bizim yapmamız gereken sabır. Hı hı. Çok güzel bir lafımız var. Sabır, selamet, doğru. Sürat, felaket. Bırakalım, süratı keselim, evimizde bekleyelim. Yani güzel günler görmek istiyorsak hepimiz aslında bu sabrı göstermek artık. Zorundayız. Sıkıldık yani. Artık. Diyor ya hocam hani biz de bu yaşta parti yapmak, çalışmak, işte arkadaşlarına sosyalleşmek istiyorsun. Tabii ki herkes bunu istiyor. Herkes özgürce gezebilmek istiyor ama gördük ki maske taksak da, mesafeyi korumaya çalışsak da koruyamıyoruz ve bu iş çığırından çıkıyor. Demek evet. ki evimizde kalacağız ve evet. bu sabrı göstereceğiz. Daha güzel günler, daha özgür günler görmek istiyorsak. Çağla ben biliyorsun iflah olmaz bir iyimserim. Hiçbir şeye kolay kolay hocam. Kötü bakmam. Biliyorum. Ama pazartesi günü yazdım bu yasakların geleceğini tahmin edip. Evet. Ben bile artık endişeliyim dedim. Ben endişeliysem korkun. İşte ondan ve endişem giderek artıyor. Dünkü rakamları konuşmak, telaffuz etmek bile istemiyorum. Çünkü çok şey biliyoruz hepimiz. Tabii. Ve maalesef yutkunuyoruz. Ama bunu sağlık ordusuyla, çalışanlarımızın fedakarlığıyla falan çözme zamanı geçti. Yani dün akşam çok doğru bir laf söyledi bir Necmettin Ünal hocamız. Çok önemli bir yoğun bakım otoritesidir Türkiye'de. Hı hı. Bir televizyon kanalında dedi ki, yoğun bakımda öyle bir noktaya geldik ki seçmek zorunda kalacağız. Programı yöneten değerli yönetici Fatih Altay dedi ki, ne demek seçmek zorunda kalmak? Genç mi yaşlı mı diye bakacağız. Evet, evet, evet. Yaptığımız iş ayakta kalması için işe, evet. işe yarar mı değil mi? Allah bizi o noktalara getirmesin. Getirmesin ki dünyada birçok şey ülkede mu? De böyle tablolar görüyoruz böyle yani. Şey oranlar olmuş yani yoğun Ayıp. Bakımda yerimiz yok. Annenizi mi babanızı mı alalım yoğun bakıma diye. Yani bu noktaya gelmemek bizim elimizde. Ayıptır yazıktır. Bunu anlamamız yani gerekiyor. Biz, işte bunlara dikkat ederek yapmayın. Bu sabrı göstererek gerçekten koronavirüste kahraman olabiliyoruz. Bu işte kahraman olabiliyoruz ama unutmamak lazım ki her zaman gerçek kahramanlarımız İşte onlar. Coronavirus. 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 Tüm dünya 2019 yılının son günlerinde başlayan büyük bir sınavdan geçiyor. İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen gizemli bir hastalık, ilerleyen günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgın halini alacak, COVID-19 olarak dünyanın tüm ezberini bozacaktı. Ben bu kadar yayılacağını hiç açıkçası düşünmedim. Türkiye'ye gelme ihtimalini çok düşünmemiştim. Tam o günlerde zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün haberlerini, Çin'den gelen haberleri duymaya başladık. Hepimiz medyadan takip ettik. Avrupa'dan İstanbul'a sıçrayınca bizlere kadar geleceğini de hissettik. Bizim ülkemizde ilk çıktığında heyecanlandık. Bilmediğimiz bir hastalık ve dünyanın tanımadığı bir hastalık. Bizlerde de herhalde bu biraz daha kötü seyredecek. Bir takım tecrübelerimiz vardı SARS'tan, 2009 grip salgınından. Hem hastayı koruyabilmek için hem de biz sağlık çalışanları kendimizi koruyabilmek için neleri yapmalıyız planlı. Hastanelerde vaka sayılarının artması bizi endişelendirmeye başladı. Eczanemizin önünde bizle beraber bekleyen bir 10 kişi. Ardı arkası kesilmeyen sorular, talepler, kaygılar, korkular. Virüs oldukça hızlı yayılıyor. Artık hani beyinlerde bir alarm duygusu. Yoğun bakımlarımız hızla doldu. Covid kapan bir hastaya Ankara'daki yoğun bakımlarda yer bulamadım. Nisan itibariyle gerçekten tüm yoğun bakımımız koronalı hastalara ayrılmıştı. Yakın arkadaşlarımız hasta olan arkadaşlarımız da oldu. 11 Mart'tan sonraki 5-6 gün içinde ben Covid pozitif olduğumu öğrendim. Öksürüyorsunuz ama canınız hiç acımıyor. Yani bugüne kadar karşılaştığımız kuru öksürüğün tabiatı değişmişti. İlk Covid vakası 21 Mart'taydı. Entübasyon için hazırlığını yapalım demişlerdi ve o gün benim doğum günümdü. Eşlerini, çocuklarını bırakarak kendileri bir eve çıktılar. Sevdiğiniz insanı dokunamamanın duygusunu hiçbir zaman anlatamam. Ben bu süreçte 2,5 ay kadar eşimi ve çocuklarımı görmedim. Ben 6 aydır neredeyse oğluma doğru düzgün sarılmadım. En çok sevdiğiniz insanların sizin yüzünüzden zarar göreceğini düşünmek bu gerçekten işin en zor tarafı.
İlk entübasyonuna da yine ben girdim. 2,5 saat hasta odasında kaldım ve o 2,5 saat boyunca o tulumlarla hiçbir şekilde odadan çıkamadık. Vücudumuz sırılsıklandı. Çok korunaklı girdiğimiz için giremin kim birbirimizi tanımıyoruz zaten. Astronot gibi giriyoruz. Karşınızda ölümle burun buruna olan bir hasta var. Yaklaşık bir 5 hastamı o süreç içerisinde burada kaybettik. Önce konuşup sonrasında durumu ağırlaşıp da entübe ettiğimiz hastaların hiçbirini unutamıyorum. Yani gerçekten hayatım boyunca unutmayacağım an, kendi tomografime baktığım an. Dedim herhalde yolun sonu gözüküyor. Çok fazla derecede sağlık çalışanını kaybettik. İşlerin kötüye gittiğini biliyordu. Genç bir hastaydı. Yoğun bakımdan çıkamadı ve hayatını kaybetti. Bizim de bir tane güvenlikçi arkadaşımız var. Ona yetişemedim. Plazmam yetişmedi. Antikorum oluşmadı. Ve biz o sırada Murat'ı kaybettik. Bana ilk sorduğu soru, benim eşim yoğun bakımda, oradan mı geliyorsunuz, nasıl eşim diye. Biz eşini kaybettik. Eşini uğurlayamadı. Hastaların çoğunu kalbe bağlı komplikasyonlardan dolayı kaybediyoruz. Ne olursa olsun, nereye varırsa varsın, ben işi gücü bırakıp gidiyorum, tası tarağı topladım, ben mi kurtaracağım diyen hiç kimseyi duymadım. Biz umudumuzu kaybedersek tüm kaleler düşer. Bazı an oluyor ki kendimizi de düşünmüyoruz. Hep iletişim halinde kalmak, hep bir telefonun tetiğinde olmak. Nasıl bir şey bunu anlamak çok zor. Gece eve bile gitsek uykusuz kalıyoruz, uyumuyoruz. Acaba hani bu hasta için ne yapabilirdim? Kan şekeri mi düştü, tansiyonu mu yükseldi? İşte durumu nasıl gidiyor, oksijeni nasıl? Kapı açılıyor, hasta giriyor. Kapı açılıyor, bir hasta giriyor. Ve yetişemeyeceğiniz korkusu gerçekten çok vahim bir durum. Fırtınanın tam ortasında ne olup bittiğini gözlemleme şansın oluyor. Hakikaten bu bir savaş. Düşmanla karşı karşıya kaldık. Burada aslında biz cephenin gerisinde yaralılarla onları iyileştirirken aslında savaştığımızı düşünüyoruz. Her zaman insanların hayatlarına dokunan insanlar olduk. Hasan nöbet tutmaya başladım. Rengim yüzüm yerine geldi. Toparlamaya başladım. 94 yaşında bir hastamızı çok sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bir tane hastam dedi ki yoğun bakıma yatmadan önce endişeli bir insandı. Ama burada gördüm ki iyileştirecek sağlık personelleri var. Onu gördüm, benim hiç endişem kalmadı. Yoğun bakım bir ekip işi. Sağlık çalışanlarının ekip ruhu ve bilinçleri devam ettiği sürece bu konularla ilgili her zaman çözüm bulunacaktır. Biz hani bu Covid'i yeneriz. Çünkü kendimi çok iyi koruyorum. Korkmuyorum. Maske, sosyal mesafe, dezenfeksiyon. Bu kadar. Ülke olarak yürüttüğümüz bu büyük mücadelede kendi hayatlarını hiçe sayarak hastalarının hayatlarını kurtarmaya çalışan tüm sağlık personelimize kalpten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, aslında bu bir savaş söyledikleri gibi ve bu savaşın kahramanı sağlık çalışanlarımız. Özellikle bu güzel proje için, onların o sahadaki çalışmalarını gözler önüne, duygularını gözler önüne seren bu proje için Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği'ne, Yoğun Bakım Derneği Başkanı Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Merda Türkoğlu'na ve tabii ki tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi, sevgilerimizi yolluyoruz. Allah yardımcınız olsun diyelim. Hocam siz neler söyleyeceksiniz bu görüntülerden? Söyleyeceklerim çok net ve açık. Bu savaşta sağlık çalışanlarımız tabii ki ön saftalar. Ama bu savaşın tek savaşçıları onlar değil. Evet. Bu ortak bir savaş. Bu bir topyekün savaş. Bu savaşta her birimizin kahraman olmaya çalışması lazım. Yani bu savaşçılarımız önde imtihan verirken onların arkasında birilerinin maske takmayarak, birilerinin birbirlerinin boynuna sarılarak, birilerinin restoranında kahvesinde gerekli tedbirleri almayarak kopya çekmemesi lazım. Bu nedenle tam kıyıya yaklaşırken, limana yaklaşırken bizim salgın gemisi yeniden savrulduk denizin ortasına. O nedenle ayaklarımızı delip kalalım. Tamam, biraz sert konuşarak girdik belki bugün. Morallerimizi bozmayalım, tamam. Ama bilelim ki, tekrar söylüyorum, dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir salgın hastanede kazanılmamıştır. Evet. Salgın sahada kazanılır. Salgın sahada yok edilir. Salgını vatandaş yok eder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.